İyi akşamlar. 20 dakika geç kaldınız. 26 milyonluk iş teklifini bu kadar güzel reddeden başka birini tanımadım. Beyefendi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cemal. Banu Karalı. Memnun oldum. Ben de öyle. Hoş geldiniz. Şirin Hanım, iyi misiniz? Rahat bırak Nermin. Sodanız Banu Hanım. Teşekkür ederim. İş görüşmesinde içmeniz sizin zayıf olduğunuzu göstermez Banu Hanım. Hiç ilgisi yok onunla. Neyle ilgisi var? Artık biraz iş konuşabilir miyiz? Tabii tabii. Lütfen buyurun. Benim anlatacak bir şeyim yok. Siz anlatacaksınız, ben dinleyeceğim. O halde bir önceki konuya geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü benim en sevdiğim kısım orası. Genelde insanlar giriş bölümünü atlayıp böyle zart diye gelişmeyi sonuca bağlarlar. Hiç anlamıyorum. Nasıl bir manyakla karşı karşıya oturuyorum diye düşünüyorsunuz değil mi? Haklısın. Bak mesela bu iyi bir giriş oldu. Yani sizi bizi bir kenara bırakıp senle benle konuşmaya başladık. Bu giriş kısmını atlayıp direkt gelişmeye geldiklerinde hanımefendi, beyefendi uzuyor da uzuyor, uzuyor da uzuyor. Gelsin hanımefendiler, bitsin beyefendiler. Ben Cemal Bey olarak devam edeyim, müsaade ederseniz. Nedir bu? Beğeneceğinizi düşündüm. Ben öyle kolay beğenmem. Banu Hanım. Ayrıca özel hayatımla işi de birbirinden ayırmayı bilirim. Ne zaman sen, ne zaman siz diyeceğimi de iyi bilirim. Işıkta renk değiştirmiyor, merak etmeyin. Koyu ton yok. Berrak. Çok enteresan. Nedir enteresan olan? Sen koydun değil mi bu taşı kutuya? Ben koydum. Elini sürmedin tabii. Tabii ki sürmedim. Eldivenle. Belli. Dokunmuş olsaydın bu kadar gergin olmazdın. Bu taşın alameti farikası ne biliyor musun? Ferahlatır. Kalbini, yüreğini ferahlatır. Aydınlatır. Rahatlatır yani. Belki bir elmas ya da zümrüt kadar değerli değildir ama benim en sevdiğim taştır Zebercet. Dersime iyi çalışırım Cemal Bey. Hadi şimdi biraz iş konuşalım. Belki duymuşsunuzdur. Bundan bir yıl kadar önce Penşir Vadisi'nde yüklü miktarda zümrüt çıkarıldı. Toplam 1500 karat, irili ufaklı 123 taş. Hepsi yüksek kalitede. Ve bu taşların sahibi benim. Onları Türkiye-İran sınırına getirdim. Yani sınırın İran tarafında. Orada bir köyde saklıyoruz. Oraya kadar getirebildim ama Türkiye'ye sokamıyorum. Bana da sizi tavsiye ettiler.
Eğer taşlarımı bana getirirseniz ve bu zebercet gibi elimde tutmamı sağlarsanız size kardan %25 veriyorum. Bu cömert teklifiniz için teşekkür ederim. Ama almayayım. Zebercet sizde kalabilir. Başarılar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.